أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, aziz cemaatim, yüce dinimiz İslam'da günah olan, günah olarak kabul edilen davranışlar üzerinde duruyorduk. En son sohbetimizde laf götürüp getirmenin, insanlar arasında taşıyıcılık yapmanın, kovuculuk yapmanın, nemmam olmanın bizim açımızdan ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu dile getirmiştik. Bu başlık altında dilimizin afetlerinden bir tanesi olan Müslüman kardeşimize kafir sıfatını bazen sinirimizden, bazen farkında olmadan veya daha değişik manalarını, bu kafir kelimesinin değişik manalarını kullanarak Müslüman kardeşimize kafir deyişlerimize şahit oluyoruz. Böyle bir duruma düşmenin bizim açımızdan ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmeye çalışacağız inşallah. Dilerseniz şöyle yapalım. Önce imanın tarifini dile getirerek sözlerimize başlayalım. Alimlerimiz diyorlar ki el-imanu tasdikun bil-cinani. Yani kalple iman tasdik etmek demektir. Devamında ve ikrarun bil-lisan, dil ile bu kalben tasdik ettiğimiz şeyi ikrar etmektir. Bizim için de yani kullar açısından önemli olan kısım da burasıdır. Çünkü kalpleri bilen, kalplerde nelerin tasdik edildiğini, nelerin inkar edildiğini bilen Yüce Mevlamızdır. Bizim için asıl olan nedir? Bir kimsenin diliyle ifade ettiği şeydir. Diliyle ben Müslümanım diyorsa bizim bu kardeşimizi küfürle, kafirlikle itham etme şansımız yoktur. İmanın tanımında bir de amelun bil erkan, yani dinin emirleriyle amel etme. Mükemmel bir iman için, imanı kamil için bu üç tane şartı alimlerimiz zikretmişler. Nedir bunlar? Tasdikun bil cenan, yani kalpler ile tasdik etmek, kalb ile tasdik etmek. İkrarun bil lisan, dil ile bu tasdikimizi ifade etmek. Amelun bil erkan, farzlarla, vazifelerimizle amel etmek iman olarak tarif edilmiştir. Bir kimse diliyle kafir olduğunu söylemediği sürece biz bir kimsenin küfrüne hükmedemeyiz. Yani yaptığı ameller, işler, günahlar ne kadar büyük olursa olsun efendim, Rabbimizin emirlerini yerine getirip getirmeme noktasında ne kadar zafiyet olursa olsun kendisini Müslüman olarak tarif ediyorsa, işte tembellik dolayısıyla, gafleti dolayısıyla, nefsine uyması dolayısıyla hatalara efendim düşüyor. Ama Müslümanım elhamdülillah, yani namaz kılmasam da, oruç tutmasam da, içkiyle vesaire haramlarla meşgul olsam da Müslümanım diye ikrar ediyorsa diliyle, biz böyle bir kardeşimize, böyle bir kimseye sen küfürdesin diyemeyiz. Yani burada önemli olan hani amelun bil erkan dedik ya imanın tarifinde amellerin imandan bir parça olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani amellerle insan imanını güçlendirir. Ama amelleri terk ettiği zaman imanı bu kimseyi terk etmez. Ne zamana kadar? Diliyle, kalbiyle imanı bir kenara bırakıp inkarı tercih edinceye kadar. Bir kimse namaz kılmıyor, oruç tutmuyor diye bu yönüyle kafir ilan edilemez. O kimse bizim için yine mümindir. Evet, Rabbimiz yüce kitabımızda Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allahu Teala'ya, yani tevbe-i nasuh şu demek, nasuh tövbesiyle tövbe edin. Yani artık o hatayı işlememek üzere terk edin demektir.
Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. Eğer böyle yaparsanız umulur ki Allahu Teala sizin Rabbiniz seyyiatlarınızı örter, kötülüklerinizi örter. Yani günahlarınızı affeder. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki günahkar olan insanlar tövbe ettikleri takdirde efendim günahları silinip gidiyor. Rabbimiz bile hani hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Demek ki tövbe kapısı açık. Efendim yani can boğaza gelinceye kadar, kıyametin sabahı oluncaya kadar tövbe kapısı açıktır. Bu yönüyle biz amellerinde bir takım zaafları olan kardeşlerimizi küfürle itham edemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir kimse başka bir kimseye fasık, yani yoldan çıkmış sapık diye söz atamaz, kafir diyemez. Eğer fasık dediği kimse fasık, kafir dediği kimse de kafir değilse bu sıfatlar muhakkak onları söyleyen kimseye döner. Çok tehlikeli. Yani biz birisine kafir diyoruz, eğer o kafir değilse fasık diyoruz, o kimse fasık değilse hani el mu'minu mir'atul mu'min, mü'min mü'minin aynasıdır. Sanki biz o kimsede kendimizi görüyormuş gibi oluruz. Allah muhafaza küfre veya fıska bu yönüyle düşebiliriz. Bir başka hadis-i şeriflerinde de Efendimiz Aleyhisselam, bir kimse din kardeşine kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Yani ya söylenen de var karşı tarafta ya da söyleyen kimse de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim bir adama ey kafir veya Allah'ın düşmanı der de o adam dediği gibi değilse o sözler bunları söyleyene döner buyuruyor. Böyle bir yanılgıya, böyle bir hataya düşmememizi bize tavsiye ediyorlar. Ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz Estağfirullah, فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ, nefislerinizi temize çıkarmayın. Yani ben çok temizim, pırıl pırıl bir adamım, karşımdaki insan kötüdür, kafirdir, fasıktır gibi kendinizi efendim temize çıkarmayın. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah'tan korkanın kim olduğunu en iyi bilen Allahu Teala Hazretleridir. Yani şimdi çok yakın zamanda da gördük işte, vatan, bayrak, namus, din meselesi olunca efendim bu içki içiyormuş, bu işte şu gruplanmış, şucuymuş, bucuymuş, ortada hiç kimse kalmadı değil mi? Yani belki biz kendimize vuralım, tankların önüne Allah'ın izniyle bilir de geçerdik ama efendim hemen bir anda bir refleksle, reaksiyonla ne oldu insanlar? Efendim kimi meyhaneden çıktı, kimi bilmem şuradan geldi, ne oldu, bir şeyler oldu. Adam diyor ki öleceksen vatanım bayrağım için ölürüm diyor. Biz şimdi bu adama ya sen içki masasından kalktın, senin şehadetin olur mu filan diyemeyiz yani. Kimde ne olduğunu bilemeyiz. O yüzden bize düşen hüsnü zan beslemektir. Kardeşlerimizin aleyhinde değil, lehinde olmaya gayret göstermektir. Evet, dinimizin günah olarak kabul ettiği, büyük günahlardan birisi olarak zikrettiği bir başlık da alay etmektir. Yani kardeşin kardeşine yapması asla yakışık almayan, karşıdaki insanı rencide eden her türlü söz ve davranış alay kapsamına girer. Yani alayda ne vardır? Karşıdaki insanı incitecek, onu mahzun edecek, gönlünü kıracak efendim hususlar dinimiz açısından büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Ayet-i kerimede Hucurat suresinin 11. ayet-i kerimesinde, ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin. Yani bir kavim bir kavmi alaya almasın. Yani biz çok iyiyiz. Ya siz hep böylesiniz işte. Yani işe yaramaz adamlarsınız. Böyle yapmayın. Asa en yekunu hayran minhum. Yani belki o alay ettiğiniz kişiler onlardan daha üstündür. Bizden daha üstün olabilirler. Ve la nisaun min nisain. Kadınlar da kadınları alay almasınlar. Yani kendi aralarında özellikle hanımefendiler boyunu, kilosunu, saçını, başını, parasını, evini, gidişatını, saflığını ne yapabilir? Alay meselesi konusu yapabilir. Kadınlar özellikle bunu yapmasın. En yekunne hayran minhunne. Yani karşıda alay ettiğin kimse Cenab-ı Hak katında çok değerli birisi ise bilebilir miyiz bunu biz? Elimizde bir takva makinesi yok ki
bir hanımefendiyi, bir kavmi o makineye takalım. Diyelim ki netice itibariyle bu çok takva sahibidir. Bununla alay etmeyelim. Böyle bir imkanımız yok. Kimsenin kalbini bilemeyiz. Kimsenin Rabbimiz katındaki kıymetini bilemeyiz. Dolayısıyla alay etmek asla Müslümana yakışmayan bir tavır. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Yani bir de bazen görüyoruz. Adam o kadar kendisine hakaret ediyor ki, o kadar içerisinde yaşadığı topluma hakaret ediyor ki, yani diyorsunuz ya bu adam acaba gerçekten bu kadar samimiyetle mi bu işi yapıyor? Yoksa bu kadar kendi kendini ayıplayıp, aşağı gösterip, güya nefsimi ayaklar altına alıyorum deyip, acaba buradan bir gurur ve kibir tarafına mı geçiyor? Yani aşırı tevazu nedir? Kibir denilir. Aşırı tevazu. Tevazu sahibi olacağız ama hiçbir şeyi abartmadığımız gibi tevazuyu da ne yapmayacağız? Abartmayacağız. Böyle olursa bu da yani bak bana desinler ki falanca adam ne kadar tevazu sahibi bir adam ki yani kendine hiç pay vermiyor. Kendine hiç pay vermiyor. Nefsini ayaklar altına almış muhteşem bir adam. Böyle desinler diye kendini bu kadar alçaltmak da efendim dinimize aykırı bir şey. Bir de birbirinizi hoşlanmayacağınız lakaplarla çağırmayın. Şimdi eskiden köylerimizde hatırlayalım. Efendim işte Kör Mehmet, Kel Hasan, Topal Hüseyin veya ne bileyim işte adamın boyu kısaysa ona göre bir şey, uzunsa ona göre bir şey, bir şeyler söyleniyordu. E şimdi ecdadımızın o döneminde insanların işte soy ismi yok. Diyelim köyde 10 tane Mehmet var şimdi. Hangi Mehmet? Yani adam bir işaretle onu ne yapıyor? Kör diyor, kel diyor, bir şey diyor. Hangi Mehmet olduğunu ifade ediyor. Veya işte filancaların Mehmet, falancaların Ahmet, Hasan neyse. Bir defa soy isim olmadığı için insanlar bu şekilde ayırt etmişler. Bir de o dönemde insanlar çok fazla bu lakaplardan bir rahatsızlık duymuyorlardı. Yani kabullenmiş toplum bunu. Başka ne türlü ayırt etsin? Ama şu anda günümüz şartlarında insanın duyduğu zaman üzüleceği, mahzun olacağı. Yani mesela bizim köyümüzde bir amcamız vardı. Kayış Ali derlerdi. Yani ne sebebini bilemem. Yani nedense çok garibime gidiyor. Ya amca dedim sana niye Kayış Ali diyorlar? Ne bileyim hocam dedi yani. Öyle diyorlar işte. İşte falanca şöyle filanca böyle. Ama şimdi peki hoşlanıyor musun bundan? Yani adam duyduğu zaman üzülüyorsa böyle bir şeyi yapma hakkımız yok. Karşı tarafı rencide edecek, alay ediyormuş gibi. Şimdi Ali ismini biz Kayış Ali olarak kullanamayız yani. Bu bir defa İslami bir edebe nedir? Aykırıdır değil mi? Hazreti Ali Efendimizin ismini işte birisine kel, birisine kör, topal böyle dememek lazım. Bi'sel ismül fusûgu ba'del iman. İmandan sonra fıska düşmek, yani yoldan çıkmak ne kadar da kötüdür, ne kadar da kötü bir günahtır. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim bu hakikatleri öğrendikten sonra, duyduktan, idrak ettikten sonra tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. En başta kendi nefislerine zulmederler, ondan sonra içerisinde yaşadıkları topluma zulmeden zalimler olurlar. Allah muhafaza eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da birbirinize haset etmeyiniz, alışverişte birbirinizi aldatmayınız, birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz, birbirinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz. Yani şekil olarak efendim işte köydedir, çobandır, dağdadır, elinde iğneği vardır, şudurdur ama efendim bizim açımızdan önemli olan suret midir, siret midir? O suret gelip geçici bir şey. Bugün efendim yırtık, yamalı elbise giymiş olabilir ama biz onu o şekliyle aşağı göremeyiz. Onun imanı belki hepimizi efendim içine alacak kadar güçlü bir imandır. Onu bilemeyiz. Bize düşen nedir? Müslüman kardeşimizi her halükarda böyle alay edilecek, dalga geçilecek, aşağılanacak, tepeden bakılacak insanlar olarak değil, saygı duyulacak, hürmet edilecek insanlar olarak görmektir. Çünkü insan bir defa başlı başına nedir? Rabbimizin katında değerlidir. Estağfirullah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
fi ahseni takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Rabbimiz en güzel şekilde diyor. Biz bazı yönleri itibariyle alay etmeye kalkışıyoruz. Bu Müslümana asla yakışmaz. Evet, büyük günahlardan bir tanesi de hırsızlık ve haksızlık yapmak. Yüce dinimiz İslam'a göre insanın hayatı, ırzı ve namusu gibi malı ve mülkü de, yani madden sahip olduğu birikimleri de mukaddestir ve dokunulmaz haklara sahiptir. Hiç kimse kimsenin malını, mülkünü keyfince istediği gibi alıp gasp edip efendim haksız şekilde muamelede bulunamaz. Bir insanın canına kıymak, ırz ve namusuna tecavüz etmek nasıl büyük bir günahsa, bir insanın haksız yere elinden malını almak, yani hırsızlıkla, yalanla vesaire malını almak, haksızlığa sebep olmak da haram ve günahtır. Evet, haksız kazanç denilince ilk aklımıza ne geliyor? Hırsızlık yaparak kazanç elde etmek geliyor. Hile ile, dolandırıcılıkla, yan kesicilikle, yalan şahitlikle, rüşvetle veya buna benzer meşru olmayan yollarla insanların başkalarının mallarını elde etmek nedir? Hırsızlıktır ve netice itibariyle haramdır. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede Nisa suresinin 29. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَأْكُلُوا اَمَّانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda batıl yollarla, yani meşru olmayan yollarla mallarınızı yemeyiniz. Batıl yollarla, meşru olmayan yollarla birbirinizin mallarını yemeyiniz. İlla en tekune ticareten an taradim minkum. Ha, şöyle olursa müstesnadır. Karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret var da, işte ben ürettiğim malı satıyorum belli bir miktara, karşımdaki insan da alıyor, bedelini ödüyor, çekiyor, gidiyor. Karşılıklı bir rıza ile, ticaret yoluyla efendim bir alışveriş varsa bu müstesna. Ve la taktulu enfusekum ve nefislerinizi veya birbirinizi öldürmeyin, katletmeyin. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ. Muhakkak ki Cenab-ı Hak size merhamet edicidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim haksız bir iddiada bulunur, kendisinin olmayanı kendisinin yapmaya çalışırsa bizden değildir. O cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyorlar. Bir başka hadis-i şeriflerinde, kim haksız olarak başkasına ait yerden bir şey alırsa, kıyamet gününde gasp ederek aldığı yer ile 7 kat yere batırılır. Yani çok ciddi bir tehdit. Bir başka hadis-i şerifinde, bir kimse haksız olarak bir başkasının yerine tecavüz ederse, yani arazisini, evini, arsasını vesaire, bunları bu konularda haddi aşarsa haksız bir yere, o yerin 7 katı da o kimsenin boynuna geçirilir buyuruluyor. Evet, müsaadeniz olursa şurada, madem hocam bu kadar günahları zikrettik, hani belki biri birkaçı bilerek bilmeyerek bu günahlardan bizde olabilir, bu hatalardan, günahlardan nasıl kurtulacağız? Bunun da bir reçetesini tabiri caizse sunmak lazım. Her zaman şu günah, şu günah, şu günah deyip de orada bırakmamak lazım. Peki hocam, hata işledik. Bu günahların belki hepsi, belki bir kısmı, birkaçı bizde var. Ne yapalım da bu günahlardan kurtulalım? Günahlardan kurtulmanın yolu nedir? Tövbe etmektir. Tövbe ne demektir? Tövbe, yaptığımız hatanın farkına varıp Yüce Rabbimizin rahmet kapısını çalmak demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ademoğlunun hepsi hata işler. Kullu beni Adem'e hattaun ve üstelik çok hata işler. Yani bir defa, üç defa, beş defa, belki gün içerisinde yüzlerce günah işliyoruz. Ve hayrul hattaine ettevvabun. Hata işleyenlerin en hayırlısı kimlerdir? Tövbe edenlerdir. Tövbe eden Cenab-ı Hakk'ı hatırlayıp yanlışımızı fark edip onun rahmet kapısını çalmamız demektir. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, Allah kullarından tövbeyi kabul eden, yani bir ismi de tevvap olandır. Tövbeleri kabul edendir. Kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı da bilendir. Bizi gördüğünü, gözettiğini, şah damarımızdan bize yakın olduğunu her daim canlı tutabilsek zaten sorun yok. Nefse uyduk, şeytana uyduk, efendim güç yetiremedik, hatayı işledik, ne yapacağız? Hemen tövbe edeceğiz. Ayet-i kerimede yine biraz önce okumuştuk. Ey iman edenler,
bir daha günaha dönmeyecek tövbeyle, tövbe-i nasuh ile Cenab-ı Hakk'a tövbe ediniz emri bize verilmiş. Ey insanlar, Allah'a tövbe edin ve ondan mağfiret dileyin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum buyurmuş yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, günahtan tövbe etmenin şartları nelerdir? Nasıl tövbe yapılır? Yani illa birisinin önüne gidip senin vesilenle ben tövbe ediyorum dememize gerek yok. Ama bizim tövbe etmemize vesile olacak birileri varsa, dostumuz, kardeşimiz, hocamız, işte alimimiz, komşumuz, akrabamız, kimse. Evet, el ele verelim, hep beraber tövbe edelim. Ama tövbe için illa birisinin dizinin dibine gitmeye gerek yok. Ne yapacağız? Tövbemizi çok kararlı bir şekilde sürdürebilmemiz için günahı terk edeceğiz. Hangi günah işliyorsa o günahı terk edeceğiz. Ve yaptığımız bu günahtan dolayı pişmanlık duyacağız. Hiçbir kimse bizim pişmanlığımızı ölçemez. Sadece Rabbimiz ölçebilir. Öyle bir pişmanlık olacak ki, hani anlatılır ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evinden ciğer kokusu gelirmiş yani. Demişler ki, ya Resulallah, Ebubekir Sıddık bizden habersiz ciğer mi pişirip yiyor acaba? Gidip içeriye bakmışlar ki nasıl içi yanmışsa Ebubekir Efendimizin, kendi ciğerinden kokular geliyormuş yani. Böyle bir pişmanlık sahibi olacağız ve bir daha işlediğimiz o günaha asla dönmeme kararında olacağız. Dönmemek üzere tövbe edeceğiz. Yani bugün tövbe edelim, yarın geri bozalım. Şimdi camide tövbe edelim, çıkınca geri bozalım. Böyle değil. Kararımız bir daha o günaha dönmemek üzere tövbe etmek olmalı. İşte böyle bir tövbe olursa kulunun tövbesinden dolayı Allahu Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Yani Rabbimiz bize azap etmek için değil, bize rahmetiyle muamele etmek için vesile arıyor. Yeter ki tövbeyi, yeter ki Rabbimizin rahmet kapısını efendim çalalım, hatamızın farkına varalım, günahlarımızı gücümüz nispetinde terk edelim, Rabbimizin varlığının farkında olduğumuzu Rabbimize ifade edelim. Gidecek neremiz var? Kardeşlerimiz şu hataya düşmesinler. Ne olur? Özellikle genç kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yani hocam, ben bugüne kadar camiye gelmiyordum, namaz kılmıyordum. Bu saatten sonra camiye gelirsem bana ne derler? Bak, ümidini kestin değil mi? Yani anladın sen de öleceğini, gideceğini. Camiye geldim. Böyle derler. Kim ne derse desin. Bizim amacımız, gayemiz birilerinin bize iyi demesi değil ki. Ne zaman olursak olalım, hangi günahı işlemiş olursak olalım, yaşımız ne olursa olsun, camiyi, cemaati, ibadeti, Rabbimizi hissetmeyi, onunla beraber olmayı asla terk edemeyiz. Şeytan bu yönde bizi ne yapıyor? Kandırıyor. Diyor ki, bak sen içki masasından kalkmayan bir adamdın, kumar oynardın, yalan söylerdin, şöyle şöyle günahların vardı, sen kim, camiye gitmek kim? Sen kim efendim, Müslümanlar arasında ibadet etmek kim? Ama Efendimiz Aleyhisselam şu müjdeyi bize veriyorlar. Hani hocalarımız her cuma bunu bize hatırlatıyor. Ne diyor hocalarımız? Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Günahından tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Tövbe kapısı can boğaza gelinceye kadar, yani ümidimiz artık hayattan kesilinceye kadar tövbe kapısı açıktır. Rabbimiz ibadat-ü taatlerimizi dergah-ı izzetinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. Yüce Rabbimiz eksiğimizle, kusurumuzla bizi kulluğuna kabul eylesin. Yerine getirmeye çalıştığımız tövbelerimiz konusunda Yüce Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Rabbimiz günahdan, hatadan, isyandan uzak durabilmeyi, tövbe şuuru ile hayatımızı anlamlı hale getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة